Beyefendi. Suzan'ın rahatsızlanacağı yerine giren şu kadın hakkında sizinle konuşmak istiyorum. Onları hiç hoşlanmadım ama hiç hoşlanmadım. Neden? Bence çok iyi biri, çok da profesyonelce çalışıyor. Bilmiyorum şey onda... Onda sinirime dokunan bir şey var. Herkese merhaba. Ömer Bey işte istediğiniz evraklar. Teşekkür ederim. Pertev saçında bir şey takılmış. Ne takılmış? Koca burunlu çirkin bir uşak. O ne efendim? Melek için bir cep telefonu. Düğün hazırlıkları uğraşırken gerekli olur diye düşündüm. Peki bu ne? Araç kiti. Oradan oraya koşuştururken bir limuzine ihtiyacı olacak. Limuzinin de bir araç kiti. Melek'ten bir şey isteyeceksiniz. Kapıyı kapayım mı? Evet, iyi olur. Kapının yanlış tarafında duruyorsun Perde. Hadi hadi anlat. Kalp krizimden sonra doktorum merak ve sabırsızlık yüzünden stres yaratmanın kalbim için çok tehlikeli olabileceğini söyledi. Çok tehlikeli. Cem, keser misin şunu? Yani açıkçası yani yatırımlarımla ilgili bazı karışık durumlar söz konusu. Hukuk müşavirim bana şey söyledi, şey yapmamı. Yani Melek'ten bir evlilik sözleşmesi imzalamasını istemem gerektiğini söyledi. Neden gidip kendinizi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden aşağı atmıyorsunuz? Daha çabuk ve daha acısız olur. Pertev. Pertev, bu sadece Melek'le beni ilgilendiren bir konu değil ki. Yani anladığım kadarıyla benim adıma kayıtlı pek çok aile hesabı varmış. Erkek kardeşim, kız kardeşim, onların çocuklarından ben sorumluymuşum. Şimdi bütün bunları Melek'e sakin, mantıklı ve kesin bir dille açıklamam gerekiyor. Aman da bakın kimler gelmiş. Benim tatlı güzel sevgilim gelmiş. Nasıl, bugün güzel olmuş muyum? Evet, çok güzel olmuşsun. Bak sana ne hediyeler aldım. Aa, hediye. Evet, bir cep telefonu. Aa, çok teşekkür ederim. Hem de titreşiyor. O zaman beni hep titreştirsen iyi edersin. Bu da bir araç kiti. Vay be. Ben ne yapacağım araç kitine? Yeni limuzininde yeni telefonunu kullanabilmek için. Aman Allah'ım. Kendime ait bir limuzin mi? Ay ne bileyim, biraz böyle fazla gösteriş meraklısı gibi olmayayım. Yok, hayır, hayır, hayır. Hiç endişen olmasın çünkü limuzinin camları siyah. Bu yüzden seni hiç kimse göremez. Ay ne anlamı var o zaman? Neyse, Ömerciğim sakın unutma. Bugün öğleden sonra Sabri dedenin yeğeni Erol'la tanışacağız. Adam büyük bir fotoğraf sanatçısı. Biliyor musun? Köpekleri insan kılığında giydirip fotoğraflarını çekiyormuş. Siyah kangallarla sucuk reklamı çekmiş. Ne kadar akıllıca bir şey. Bir kangal sucuk, bir de Sivas kangal. Sen hiç merak etme hayatım. Ben bugün bütün öğleden sonramı o iş için ayırdım. Yani daha önce yapmanı istediğim çok ufak bir şey var. Tamam, ne mesela? Birkaç tane evrak imzalamanı isteyeceğim senden. Ah bir tanem, yeter ki sen iste. Sen bir şey imzalamamı istersin de ben imzalamaz mıyım? Biliyorsun bizim evde bütün işlerden sen sorumlusun. Herhalde bana evlilik öncesi anlaşması imzalatacak değilsin. Nereye gidiyorsun? Vallahi başka bir yere. İşte şimdi siz kapının yanlış tarafındasınız. Efendim. Evet. Ne imzalamamı istiyorsun? Şey, bunun şu anda hiçbir önemi yok. Sen gidip neden limuzinle bakmıyorsun? Ön kapıda duruyor. Hayır, hayır, hayır. Sen bunu imzalamamı istedin. Ver şunu bir tane. Hiç öncelisi yok bunun. Çık limuzinle bir tur at. Bak göreceksin, çok eğlenceli olacak. Sonra da seni titretirim. Hayatım sen çok tatlı ve çok çekicisin. Ama ben ısrarla şu kağıtta yazılanları çok merak ediyorum. Tamam. Bu bir evlilik sözleşmesi. Ne? Ay. Su. Su verip bana boğuluyorum. Sen sakin olur musun? Hukuk müşavirim bunun ailenin mal varlığı için gerekli olduğunu söyledi. Sen
işlerinde başarılı olup bol bol para kazanasın diye ben çocuklara bakıp ömrümü feda edeyim. Sonra da hakkımı alabilmek için bütün hakkımı aç gözlü bir avukata kaptırayım. Öyle mi? Ne diyorum ben? Sevgilim, bunun ikimizle bir ilgisi yok ki. Bunun ikimizle de çok ilgisi var Ömer. Bunun güvenle ilgisi var. Ben sana ne yaptım da güvenilmezin biri olduğun fikrine kapıldın sen? Vallahi. Yoksa yine pişmiş aşa su katıp her şeyi berbat mı edeceğiz? İkimizin de bu evlilikten çok farklı beklentileri olduğu ortada değil mi? Şu lanet olası anlaşmaya evlendikten sonra aynı kiloda kalmam gerektiğini belirten bir maddeni koysaydın bari. Şey avukatım anneni görmüş de. Biliyor musun? Aslında bu oyun iki kişiyle daha güzel oynanır. Benim de noterde çalışan bir sürü akrabalarım var. Rica edeyim de bir sözleşme benim için hazırlasınlar. Sahip olduğum bir sürü değerleri korumak için. Ne dersin? Pekala git. Hiç durma git. İstediğini yap. Hatta bence hiç vakit kaybetme. Devam efendim. Ne istiyorsun? O münasebetsiz sarışın kadının derhal bu evden gitmesini istiyorum.